أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak maddi ve manevi, semavi ve arzı mevzumuzla alakalı olduğu için semavi ve arzı afat ve musibetlerden, dertlerden hüsn-i emin eylesin. Kur'an kısalarından ders alan kişilerden, zümresinden eylesin, kullarından eylesin inşallah. Şimdi ben bir şeyle başlayacağım. Şu anda 268. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Hem her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Her asırda bir efradı var yani. Aynı sistem var. Olmayan bahsedilmemiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi kutsi'de Kur'an kadar bana Kur'an verildi ama vermeye mezun değilim. Yani vermeye mezun değilim ya, vermemiş. Daha önce kısalar vardı. Mesela peygamber gelmişti Obekabet işte Mezopotamya, Asurlara, Babillere, şuraya buraya. Hükmü kalkmış. Genel noktasında malum Kur'an kalmış. Peki hükmü kalkan o eyaletin, o kavmin dini kafalardan silindi mi? Silinmedi. Ne oldu? Ne kadar mesela Yahudilik bozulsa bile, Hristiyanlık bozulsa bile hala öğretisi devam ediyor. Şimdi din hükmünü kaldırmış ama bir ekol olarak, bir felsefi olarak devam ediyor. Onlardan bir tanesi Brahmanlardır, Budistlerdir. Mesela çok garibinize geçecek, Vejeteryanlar da o dinlerin enkazından şekil değiştirmiş, Vejeteryan denmiş. Hem onlardandır. Vejeteryancılar İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadığı için ateşe tapınmışlar. Ateşe kutsiyet vermişler. Mesela bazı kavimler var. Mesela Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi sesle yani şimşekle helak olur. Bunlar ne yapmışlar onlar? Put edilmişler ondan sonrakiler. İsla olması şöyle dursun, onu put edindiler. Yani ne? Rüzgarı. Öyle tapınmışlar yani. Öyle bedava tapınmamışlar. Yani diyeceksin ki topluyorum, şey okuyacağım da. Kanuniyetini göstermeye çalışıyorum. Kanuniyetini göstermeye çalışıyorum. Kanun bir silsiledir. Silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Gayem şu, aile hayatınızı, kişinin özel psikoloji hayatı, içsel hayatını, ticaret hayatında vesaire sözlerle, mektubatla, lemalarla gideremezsiniz. Yöntem hakkında. O enerjidir, imani. Onları yöntem olarak çözen laikalardır. Yap, yapma, de, deme. İşte onlara geleceğim işte. Peygamber kısaları laikalara bakıyor. Laikalara bakıyor. Laikalarını okuyacağım. Nasıl olduysa bir el, cemaatimizden, Nur Camiası'ndan bahsediyorum. Arkadan bir el, laikaları unutturdu. Hizbul Kur'an'ı unutturdu. Bir sürü ailevi ve kişinin öz kendi sıkıntıları ortaya çıktı. Bunların en büyük sebebi laikalar ve Hizbul Kur'an unutulmasından kaynaklanıyor.
manevi destek Hizb-ül Kur'an'dı. Çözüm yöntemi laikalardı. Şimdi peygamber kıssaları her asırda efradı bulunuyor. Çok garibinize gidecek. Lut kavmi ilk önce bir sesle helak oldu. Dondu ya. Sonra sesle nasıl bulunuyordularsa edepsiz halleriyle Pompei şehriydi. Roma'nın gözde şehriydi. Pompei şehri. Lut Gölü'nün orası. Şimdi öyle bir Amerika'nın bir şeyi var. Dışişleri Bakanları var. Pompei. Aynı ondan almış. O hatırlatır diye söyledi. Şimdi ilk önce yüksek ses, sonra balçıkla helak etti. Bu asırı ilk önce ses. Ses. Kafamda ses var. Mesela at kavmi rüzgarla söküp attı. Semud kavmi vardı, Semud kavmi. Salih Aleyhisselam. Onlar da o rüzgarla söküp şey yaptı. Sıcak ateş mi diyor? Bakayım. Semud kavminin bakayım neyle helak oldular. Biliyorsunuz aynı yazlık kışlık binalar yaparlardı, kayaları oyarlardı. Salih Aleyhisselam'da ne olmayan şey istediler. Çok tuhaf tarafı var, onun için söyleyeceğim. Salih Aleyhisselam'a dediler ki biz putumuzu aldık. Biz Rabbimizi alıyoruz. Sen de ilahını al. Dua edelim şehrin dışında. Biz edelim Rabbimize. Eğer cevap verirse sen de bizim dinimize tabi olacaksın. Yok, cevap ver. Vermezse, senin ilahın sana cevap verirse biz sana iman ederiz. Dediler. İbrahim Aleyhisselam kabul etti. Salih Aleyhisselam kabul etti. Ve tabi puta çağırdılar. Cevap vermeyince senin ilahını aşağı. Şimdi çok tuhaf. Ebu Cehil ve Etba Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öyle bir şey istediler ki olmayacak bir şey. Olmayacak şey ne olur? Hayal et. Ayı ikiye böl. Yani göz boyanmış olabilir. Yani bu bölündü ama sihir vesaire denilebilir. Zaten öyle dedi. Ebu Talib'in yetiminin sihri semaya yaptı. Bunlar öyle bir şey istemedi. Bunlar dokundukları, gördükleri şeyden istediler. Olmayacak bir şey. Oymuşlar ya kayaları, bina yapmışlar. Oradan diyor, güzel, alacalı, dişi ve hamili bir deve çıksın diyor. Yani gözü önde, dokunacaklar. Ve böyle bir şey oldu. İman etmediler ve bu kavim çok tuhaftır. Putlarını alırdı evlerinden, şehrin dışına çıkarlardı. Tapındıkları günü, putların tapınma gününü bayram ilan ederlerdi. Bu yeni değil yani. Dünyada bazı bayramlar var ya, bunlar Semud kavminden gelirdi. Tamam. Ondan sonra Salih Aleyhisselam'ı gönderdi. Bakayım neyle? Yazlık kışlık konaklar edinmişler. Uzun ömürleri vardı. Bolluk ferah içinde yaşadı. Çok az kişi iman etmişti. Puta tapındıkları gün bayram ilan etmişler. Ben hemen konuya geçeceğim de. Deve iş istediler. Dive deşe çıktı hepsi. Ve dişi deveyi öldürüyor. Şiddetli gök gürültüsü. Rüzgar değil. Gök gürültüsüyle gitti bunlar. Şimdi gök gürültüsü. Korkunç gök gürültüsü. Peki niçin bunlardan daha rezil biz halde olduğumuz halde ve gene helak olmamamızın sebebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Allah sen onların içine var oldukça o helak etmeyeceğim. Ama bu madde helakiyet yok. Geçmiş kavimleri domuza, yılana benzetmiş ya maymuna. Ama şimdi sureti değil, sireti var. Yani ruhen çökmüş. Dolayısıyla bu kabimlerin mesela gök gürültüsüyle helak oldu. Gök gürültüsü.
Ad kavmi şiddetli rüzgarla, Lut kavmi de sesle. Yani bu korkunç seslerden bir Allahu alem, bir manası yorumlayamadığımız, bizi berbat eden, sıkıntıya sokan vehim sesleridir. Vehimdir. Vehim ve vesvesedir. Bir manası, Allahu alem, benim anladığım bu asırda şiddetli, mesela Balçık'ta sarsıldı, deprem ya. Üstad Hazretleri günahların sebebidir diyor. Diğer ulema zina ve faizin olduğu zaman deprem olur der. Bu Semud kavmine benzer pislikler yapılınca şimşek gibi olan dima, benim anladığım biraz sağım olduğu için şiddetli ateş ve yorumlanamaz düşüncelerin oluşturduğu kontrolsüz bu ateş, yanmalar. Bir manası herhalde. Allah'a emanet. Onlardan şimdi bu kanunu burada da işlettirmek istiyorum. Emirda 132. sayfa. Şimdi burada yağmurdan bahsediyor da. Diyor ki yağmurdan ben atlayacağım. 6 tane zannediyorum, 6 tane evet. 6 tane bir yöntemden bahsediyor. Ben sistemi çok seviyorum. Yani malzemeyi bende ve kainatta uygulamayı çok seviyorum. Diyor ki birinci nokta, yani yağmuru atlıyor. Okuyayım acaba. Yağmursuzluk duası. Neyse okuyayım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Bunu hatırla da Uçlu abi demişti. Ceylan abiymiş. Çocuk ilkokul bitirince gelmişti. Sual, ustadım yağmur duası ve namazın neticesi görülmedi. Yani şimdi deprem içinde dua ediliyor. Faydasız kaldı. 2-3 defa bulut toplandı. Yağmur vermeden dağıldı. Neden? Dağ geliyor, gidiyor. Vermiyor. El cevap, yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Yani illeti ayrıdır, hikmeti ayrıdır. Mesela namaz kastedilir. İlleti, yani hikmeti seferdir. İlleti emri ilahidir. Ne kadar hikmet olursa olsun illeti ortadan kaldırmaz. Onu söylüyor 20. sözde. İllet Allah'ın emridir. Allah emreder, hasen olur, ne eder? Kabi olur. Şimdi, nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır. Güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, öyle de. Mesela, güneş tutulursa küsuf namazı, ay tutulursa husuf namazı kılınıyor. En az iki rekat namaz kılınıyor. Bu namazı kılmak ayın açılması, güneşin açılması için değildir. Vakit, vaktidir. Şimdi bu kanunu kullanacak. Yağmursuzluk da bir vakittir. Kuraklık yağmur namazının ve duasının vaktidir. Yani yağmursuzlukla alakalı namaz var. Ondan sonra böyle döküp döküp elbiseyle çoluk çocuk yavrular falan götürülüyor. Yani orada tepelere, köyün dışına. Orada namaz kılınıyor ve dua ediliyor. Yani geçen işte ne kadar olmuştu. Yine Allah verdiler. Nasıl verdi ben bilmiyorum. Lekos tarafına gittiler. Jiplerle. Çocukları götürdüler ama oyuncaklarıyla, bisikletlerle, motosikletlerle çıkmışlar. Yani yağmursuzluk duasına çıkıyor. Eski elbise, boynu bükük olacak. Yani yokluk simgesi olacak. Yani adam jiplerle çıkıyor falan. Ne kadar o kadar. Termoslarla gitmişler. Seyyar çadır kurmuşlar çay içme. Ne acayip bozulmuşuz ya.
Yani çok da ama gene Allah veriyor. Hayret ediyorum ya. Bir tane söyle demişti ya. Allah bana çok cömert dedi ya. Ay böyle dediğin ha. Yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir, faidesi uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten, dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için. Niye namaz kılıyoruz? Güneş batmasın. Batmaması için veya husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Yani ne kadar acayip bir rububiyet şeyi var. Mesela çok garip ya mesela. Ben bir hata yapmıştım geçen. Onu da hem tahsis etmiş olayım. Mesela Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den geçerken Firavun bakıyor. Allah Allah denizi yarmış. Ne demesi lazım? Allah Allah. La ilahe illallah. Musa Resulullah. Demesi lazım değil mi? Abi deniz nasıl yarılır da geçiyor? Azgınlığı daha beter pençeleşti arkasından gidiyor. Peki Musa'nın arkasına düşünce Aleyhisselam kapanmaya başladı. Ama Musa'yı kapatmayınca o zaman şu hatayı yapmıştım. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Rabbul Alemin'e etmedim dedi. Olmadı imanı demiştim. Bu yanlıştı. Ayet-i Kerim'de Nas'tır. O Musa'nın Rabbine iman ettim demedi. Ve İsrail, Beni İsrail kavminin Rabbine iman etti dedi. Musa'nın Rabbine değil, Beni İsrail kavminin Rabbine. O uydurdukları şeyin Rabbine. Onun için o tahsil edilmiş olsun. Musa'nın Rabbine değil, Beni İsrail kavminin şeyine, Rabbine. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yani vazifesidir deyince ne kadar bir teslimiyet güzel oluyor. İnsanı bu dünyada rahat kılan burada olmuştu o ders. Teslim, tevekkül ve itimat. Allah'a itimat ettin mi? Mesela deprem diyelim. Şöyle düşün bak. Zıtların cemi. Doğru, yanlış. Soğuk, sıcak. Hak, batıl. Veya siyah. Her şeyin zıtlar var ya. Zıtların sahibine tevhid. Zıtların cemi. Böyle bir sisteme de vahdet yani. Sistemin. Şöyle düşün depremde de mesela. Bu zıtların yani saltanın, vahdetin, sistemin sahibi işin başında işi bilerek yapıyor ve beni biliyor ve beni de seviyor. Yani bu saltanatın, bu sistemin sahibi işin başında. Yaprak bile onun emrinin dışında oynamaz diyor ya. Bak sistemin sahibi, sistemin başında iki, beni seviyor ve beni tanıyor. Beni tanıyor, yetmiyor. Beni seviyor. Deyince insan ne kadar rahat ediyor. Yani boşuna dur, şey yapma, deprem. Yani dünyamızın hareketi ve zelzelesi vahiy ve ilhama mazardır. Öyle diyor. Cebrail yapmıyor demiştik burada hatırlarsınız. Hadiseleri yani dünyadaki unsurları ve olayların sahibi, rızık, yağmur vesaire, Mikail Aleyhisselam'ın işi. Onun icraatını da vahiydir. O mevcudattaki ayet, o mevcudata hükmetmesi ayat-ı tekviniye. Kur'an'a ise Cebrail Aleyhisselam getiriyor evamiri tekvinin mümessilidir. Ayat-ı tekviniyenin mümessili Mikail Aleyhisselam, evamiri tekvinin mümessili Cebrail Aleyhisselam. Şimdi birisi kitab-ı mubin, birisi imam-ı mubindir. Vücud-ı harici kitab-ı mubindir. İmam-ı mubin mazi ve müstahil. Kitap okuyanlara gönderme yaptı. Şimdi burada şey için söyledim. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Böyle bir teslimiyet oldu mu? Yani olsa yani. Onun nispetinde insan ne kadar rahat ediyor.
Yani kanser ya bir şekilde bizi yakalayacak. Ya kalp, ya kanser, ya deprem. Yani bu bilgiler o zaman şuurunda olmasa, hani var ya reklamlar oluyor böyle, yeni çıkmış böyle, ekranda yazı geçiyor. Böyle siliniyor, geçiyor. O anda bu dinlediğiniz, okuduğunuz, hasreten okuduğunuz dersler ekranınızdan geçecek böyle. Tır tır. Yani inşallah evet. Gerçi yağmur namazının zahiri neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en menfaatlı neticesi, en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki herkes o vaziyette anlar ki, herkes oraya çıkıyor ya tepeye dua edecek. Onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit, yani bir balonla çıkartıyorsun, çocuğa bisküvi vermişsin. Nasıl edamet edecek? Vermeden işte. Yani bunu edebi anlatıyor. Yağmur duasına çıkarken çocuklara bir şey verilmez, yemek edilmez. Ağlaması sağlanır. Yani vermeyince ağlayacak böyle. Böyle bir melheme olması lazım. Melheme-i kübra olacak. Şimdi oho, piknik yapılıyor. Daima aç olduğu vakit validesine, hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki, yani çocuk aç, hani ver diyor. Ya Rabbi sen de yağmur kaldır elini de Allah ver, Allah'tan isteyelim. Yağmur gelsin versin. Ne açayım, ben de açayım diyor. Ben de yemedim. Allah'tan isteyelim. Yani nasıl ki kurbanı farklı yerde kesmeyin veya götürürseniz çocuğunuzu da gösterin. Orada kurban kesmenin illeti Allah'ın emridir. Ama hikmeti ise insanda cihat yapmak, kan dökme fıtratında olduğundan dolayı o kan dökmeyi görsün. Bu sefer hırçınlığı ve taşkınlık gideriliyor. Kurban kesmeyen kavimlerin sporları kan üzerine kurulmuş. Vurmak, kırmak, öldürmek üzerine kurulmuş. Kurban psikolojisini hatırlarsanız bir yapmıştık. Dolayısıyla insanda kan dökme var, kırma dökme var. O senede bir o kan görürse, o nasıl oluyorsa kanındaki o şey, o kan kokusu, kanın görüntüsü, o kan dökme, vurma, kırması azalıyor. Buna en güzel bir misal, kurban kesmeyen toplumlarla, kurban kesen toplumlar arasındaki suç oranlarına bakın. Yani bu hangisi? Mesela sporundan al. Osmanlılarda ve İslam'da spor, vurmak, kafaya vurmak yok. Kan üzerinde yok. Ok var, deve yarışı var, at yarışı var, güreş var. Şimdi judo ve güreş. Yani boks yok yani. Kan üzerinde yok. Küçücük fikrinde şu manayı anlar. Bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni hem bu çocukları hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yarvanmalıyız der. Tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık 6 nokta beyan edilecek. Okumak istedim. 6 tane kural, yöntem burada. Bu yağmursuzlukla alakalıydı. Yani şimdi deprem uygula. Kafandaki şiddetli şimşek, şiddetli rüzgar diyor. Hangi kavim olmuştu? At. Rüzgarla yok olmuştu. Şimşekle böyle ışıttığı alevler saçarak Semud kavmi. Ses ise Lut kavmi, sonra Balçık geldi. Yani kafa, yani kafanın içinde sesler, gelen manalar yok oluyor. Giriyor bu dersler, yok olup gidiyor yani. Kalmıyor, kalıcı değil. Sanki kökünden sökülüyor yani. İrem bağları gibi. Yani sökülüp gidiyor. Ondan sonra başka bir manası, bir tane söyle demişti. Bir mana ben verebilir miyim dedi kendisi. Ya o kadar çalışıyorum, o kadar para var ki bereket yok dedi. Rüzgar gibi gidiyor dedi. Söküp alıyor dedi. Nasıl anladın dedim. Benim kazandığımın onda birini babam kazanmıyordu. Ve 6 tane nüfusa bakıyordu. Sifçi kardeşlik dedi. Yani dedemle babaannem hariç. Yani
Eskide maaş mı vardı? Şeker yoktu, şeker. Usta diyor ki bir kitabı kendisini böyle yazan bana bir kilo şeker hediye etmiş gibi olur. Şimdi der mi onu? Yani o kadar yok. Altı tane çocuk, bir adam geçimli oluyordu. Niçin? Şimdi bereket yok. Duyuyorduk yani. Bereket yok. O dedi ki, rüzgar alıp söküp atıyor ya dedi. Ben sen psikolojik noktasına baktım. Ben de rızık noktasına rüzgar alıp götürüyor dedi. Hiçbir şey yok ki. Herkes kendi alemine çözsün. Müşteri vardı onu, söküp atılmış gitmiş. Ağır vardı, ya bir sürü bilgilerim vardı. Bu ne sıkıntı ya? Söküp atmış gitmiş. Bildiğim doğrular var, bir sürü onlar vesveseye sebep olmuş. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Abi bu musibetler bizde manevi olarak öyle mi gözüküyor? Manevi. Afetler. Yani. Evet, mesela onun için başladım ya öyle. Allah Resulü Miraç'ta dedi ki, Miraç'a giderken, bu geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlarıyla gördü. Lut kavmini, Ad ve Semud kavmini gördü. Kendi ümmetinden daha fazla olacağını, daha genel olacağını görmüş. Kesin kaçınılmaz o zaman. Allah'ın adeti ilahisi böyledir. Bu sefer dua etti. Allah tamam diyor, sen onların içinde var oldukça helak etmeyeceğim. Fakat manevi tarafını da demedi. Çünkü mesela eskilerde Kur'an'da ayet, mesela insanı domuza benzetmiş, maymuna benzetmiş, yılana çevirmiş. Şimdi diyorlar ya Darwin, insan hayvandan geldi. Evet, insan hayvandan gelmedi ama, hayvandan insan olmamış ama, insandan hayvan olduğuna dair Kur'an'da vardır. Hem de sari, açık ayet. İnsan hayvandan gelmedi ama, insanda hayvan olan çok. İnsanda hayvana dönüşen var ama hayvandan insana dönüşen yok. Mesela bunun delili ne olabilir? Mesela bir tane söyleyeyim. Türkiye'de çok azdır ama Avrupa'da olanlar bilir. Köpek gezdirenlere bakın. Uzun müddet arkadaşsa insan değişkendir. Taallüm ve tekamül etmek için gelmiş. İlim yaparak terakki etmek için gelmiş. Değişkendir insan. Onu demek istiyorum. Ama hayvanlar taallümle tekamül etmek için gelmediği için değişmezler. O zaman sahibi köpeğine benziyor. Acaba köpek mi sahibine benzedi, insan mı sahibine? Biraz önce anlattım. İnsan değişkendir ki hayvan değişken değil. O zaman insan köpeğe benzedi. Şimdi de var bakın. Bak insan değişti ama surete insan. Görüyor musun? Var yani aslında. Şimdi o Ad ve Semud'lu kavimlerini manevi var demek istiyorum. 26 yerde geçiyor Semud kavmine alakalı. 23 yerde Ad kavmi hakkında geçiyor. Niye geçiyor kardeşim bu kadar ısrarla? Niçin bir şey çok ısrar ediliyor Kur'an'da? İki şey için der 19. sözün sonunda. İnsan ona çok ciddi muhtaçtır ama insan onu çok çabuk unutmuş. Şimdi o halleri manevi diyorum. O manevi çünkü Resulullah maddi olmaması için dua etti. Ama manevi ruhsa Lut kavmi mesela Semud ve Ad kavminin adetleri yapıyorsa zahirde ceza gelmiyor gibi gözükürken manevi geliyor. Manevi. Mesela Beni İsrail kavmi bir kısmı domuz yaptı. Namusunu kıskanmıyor adam. Ne olacak yani? Dört ayak olsa ne olur ki aynı olmuş? Ha dört ayak iki ayak. Eyse dört ayak. Mesela yılan yaptık diyor. Yılan neydi? Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Yani zulmetmekten, tecavüz etmekten lezzet alıyor. Bu nasıl bir ruhtur? Ruhu nedir? Yılandır. Başkasını taklit ediyor. Kendisini ortadan kaldırmış. Kendisi yok zaten. Öyle bir şahsiyet yok. Taklit. O ne giyiyorsa onu giyiyor. Yani arkadaşlar acayip ya insan. Donunu monu gözüküyor ya. Pantolonu mu yırtık ya? Bunu da yaptık dedi adam. Kendini yapar ha Amerikan'ın. Bunu da yaptık diyor. Lut kavminin diyor adetini giydirdim diyor Osmanlı çocuğuna diyor. Lut kavmi birbirlerini nasıl tanırlardı? Düşük pantolon giydirirdi. Arkadan giden de bu bundandır. Öyle anlaşılırdı. Düşük pantolon bunun şeyi.
Yani namaza geldiğin zaman zaten her şeyin dışarıda da. Yürürken de daha cep, lop lop oynuyor. Şey kalmamış gibi. Bu benim uydurduğum değil ki bana nefret ve kızıyor adam. Lüt kavmine de bak, adam yazısına bakın. Düşük patronum diye girerseniz her gün görürsünüz. Ben Lüt kavminin adetini Osmanlı çocuklarına, evladına giydirdim diyor. Ya Kaddafi'nin dediği gibi. Osmanlı diyor Libya'ya halkına dedi. Komutan gönderirken şimdi Türkiye diyor işçi gönderiyor. Yani kanuna bakın. Kanunu yakalayın, kanunu. Nimet ve rahmet ilahinin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Bir kere maddesi de öyle. Öşür vermeyiz. Zekatı pek vermeyiz. Verirsek de öyle. Bak, vermedik. Bizim memlekette mesela çayın ve balın öşürü var yani. Bir İmam Ebu Yusuf'a göre yani 250 metre, şimdi Türkçesiyle 250 metrekare etraf, evin etrafındaki bahçeye öşürüyor. İmam Azam'a göre onda da ne çıkıyorsa, bir elma çıksa bile onun öşürü var diyor. Öşürü vermeyince kazandığın sonra ya hastanelere gidiyor, ya kazalara gidiyor, ya bilmem nereye. Bereket yok ya. Kaç para vardı geçen hafta cebinde, niye yok yani, ne oldu ki? Ekmek aldı, şey oldu, aynı. Sende değişken bir şey yok, niye para yok? Bende de yok ya. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Gadabı da celbediyoruz yani. Yani vermedik. Bir de zulüm yapıyoruz, isyan yapıyoruz. Deprem olmuş, herkes sokakta. E ne yapacağız demiş, ne yapması lazım? Bir kısmı camiyi doldurdu. Doldurmayan ne yaptı? Falanca artist diyor, şarkıcı, falan yere geldi, konser veriyormuş şeyde, şeyde dışarıda, tarlada. Deprem de mi? Deprem, sarsıldı, bir kısmı camiye koştu. Gece yarısı bilmem ne, Amerika'da meşhur o şey, ondan sonra şu şeylere, Büyükşehir Belediyesi tanzim ederek, o toplama kampında falan artı şarkıcı konser vermiş. Çeşitli yerlere, Trakya tarafı, Anadolu tarafında, İstanbul'da konserler tertip edilmiş. Ya Rabbi ya, bunların içinde bizi de helak etme ki, onların tipinden gözükmeyelim ya. Vallahi ya Rabbi ya, Allah'ın hatırına ya, bizi helak etme onların içinde ya. Eğer etmez merak etmeyin. Çünkü koşturuyoruz. Yani ilim yapıp kendimize kalsa afeti bekle. Herkes bildiğiyle cihat etmesi, anlatması vaciptir. Onun için ya ne yapıyorsun sen diyorlar ya. Kardeşim sen benim işime karışma. Sen kendi işini yap. Bunu vakıfa da diyorum. Sen kendi işini nasıl biliyorsan öyle yap. Ben bildiğim bilgileri aktarmayla bana farzdır. Farzdır, farz. Demem lazım. Sen de ne biliyorsan de ya. Ben sana karışıyor muyum? Sen de kendi işine bak. Yani bilmiyoruz yani. Bu millet ikaz edeyim. Ha peki anlar mı anlar? Anlasın, anlamasın. Ben her akşam bir yerde bulunayım ben. Allah beni bir yerde ders yaparken, namaz kılarken beni orada alsın diye her akşam bir yere gidiyor. Ha? Eğer gitmiyorsam o akşam ya hasta ziyaret ediyorum, ya hasta, ya cenaze taziyesine gidiyorum. Ha? Yani niçin şey anlatmaya çalışıyorum? Niye anlatıyorsun kendini? Kardeşim yaşanan bir hayat gösteriliyor ki siz de yapın diye söylüyorum. Kuru bir bilgi aktarmıyorum. Ben yapıyorum, sen de yap. Burada iftihar edilecek bir şey yok. Yani dolayısıyla hizmette görsün ecel geldiği zaman seni. Bir daha, evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi bir zulmümüzle, iki isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan bak. Zulüm ve tahribat,
küfür ve isyan ile Nebi Beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemizde olacak. Mesela Kastamonu'da geçiyordu değil mi? Adapazarı depreminde. Depremden önce çıplak bir kadını diyor Adapazarı'nda alaşta gezdirdiler. Sonra bir toplama işte tiyatro şeyinde tam başlarken Allah'a teleksan etti diyor. Hatırlarsınız değil mi? Yani sadece geçiyor. Nedir o? Hayasızlığına verilen cevap. Bak. Hani haya. O da nedir? Usta da demiş olur da zina. Yani işte deprem aktif oluyor. Diyecekler yarın bana mahkemede. Sen niye böyle dedin? Bir abi 99 depreminde deprem dersini yapmış. Yani ismini söyleyeyim, bir şey değil. Kutlular abi. Yani o cihette çok medeni cesaret çok yüksekti. Hiç şey yok. Ve o bir de deprem bölgesine diğerine deprem risalesi var ya 14. sözde. Onu bastırmış yaymış. Allah razı olsun. Yaymış yani. Ve ders yapmış. Ve onunla yargılandı biliyor musun? Sen bizi itham ediyorsun zina ile vesaire. Ve acayip bir şey ya. Yani ben bir defa neyle yargılandım biliyor musun? Ne mutlu Müslümanım diyene demek bize yetmez mi? Ne böyle diyorsun? Kimi ima ediyorsun? Ben neyim? İslamiyet'i ima ediyorum. Ben bugün sizin dininizi tamamladım. Biz ümmetçiyiz, milliyetçi değiliz. Yargıladım. Deprem dersi yapmış abi. Yani bakın deprem dersi yapıyor, yargılanıyor. Öyle bir dönem değil. Sonra bu sistemle yetişen çocuğun yaptığı hatadan, böyle bir sistemle yetişen çocuk büyüyor. Edebi yok, terbiyesi yok, hırçın, düşman, hat tutup bilmez. Bir sürü kötülükler yapıyor. Çocuklara bilmem ne yapıyor. Çalıyor, çırpıyor. Allah niye müsaade ediyor? Ulan bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu insanı kim bu hale getirdiyse, kim eğittiyse sorunun muhatabı onlardır. Köy muhtarından reisi cumhuruna kadar hangi sistemin adamı ise bu memlekette iyilik oluyorsa mükafatı da onundur. Kötülük oluyorsa o onu yetiştiren sistemindir. Elmayı aldınız. Ne kadar ekşi ya. Ağaca sor elma ağacına. Niye ekşi yaptın? Sen elma yiyorsun, şeftali ağacına diyorsun ki niye bu ekşi? Şeftali ben yapmadım diyor bunu. Kim yaptıysa git onu sorun. Başörtü düşmanı, İslam düşmanı yapacaksın, Müslüman bırakmayacaksın. Ondan sonra başımıza gelen musibetlerde Allah niye müsaade ediyor? Ya. Ya bu ne sor? Tamam da camiden, Kur'an kursundan çıkıp bir kişi mi yapıyor bunu? Seni yetiştirdin adam yapıyor. Bir örnek vereceğim geçeceğim. Çünkü ciddi bir soru da çocuklara bilmem niye böyle kötülük yapıyor bazıları. Allah niye müsaade ediyor diye. Üstad abi anlatır da Türkiye'de ilk silahlı banka soygunu kim yapmıştı? Hatırlayan var mı? Elmas mı? Necdet Elmas. Hakim soruyor. Tamam soydun da ilk silahlı. Niye silahla yaraladın? Ben atmadım efendim dedi. Bendeydi o diyor. Ama gördüler diyor. Kamera yoktu o zaman. Gördüler diyor. Efendim dedi. Arkada bir güç dedi. Tüfeği kaldırdı dedi. Doğrulttu. Elimi de aldı götürdü diyor tetiğe. Koydu. O çekti diyor. Ama diyor onlar diyor arkadaki o kişiyi görmediler, beni gördükleri için ben attığımı zannettiler. Dedi ki herhalde hakim halüsinasyon görüyor. Kimdi diyor arkadaki? Cemiyet efendim dedi. Cemiyet, tüfeği cemiyet verdi, tetiği de o çekti diyor. Ama parmak benim parmaktı. Ama ben çekmedim dedi. Cemiyet çekti dedi. Hapishaneden önce olmuştu. Sosyolojiden mezundu. Hukuktan mezun, terörist başı oluyor. Hukuktan mezun, tırırt, hukuklar paymal ediyor. Ona Allah niye müsaade ediyor? Allah ile ne alakası var ya? Sen yetiştirdin bunu. Sen yetiştirdin, sorunun muhatabı ben değilim. Bu nerede yetiştiyse, aklı nerede talim, kalbi nerede terbiye olmuşsa meyvesi ondandır. Ama köy muhtarından reis-i cumhuruna kadar bizim adamsa hatada benimdir. İkinci nokta, o soru çok soruluyor Fatih de. Çocuğa böyle niçin böyle yapıldı? Niye Tanrı müsaade ediyor? Ben Allah demedim bunu kasten. Çünkü onların anladığı Allah değil, Tanrı'dır. Öyle
öyle demişti Necip Fazıl Kısakürek. Tanrınızın Allah belasını versin diyor. Tanrı böyle şey yok ki. Mesela rüzgar tanrısı, gök tanrısı. Biraz önce dedim ya, aciz kaldıklarını tanrılaştırdılar. Rüzgar söküp attı ya at kavmini. Rüzgara tapınan var. Ateşe niye tapındı? İbrahim'i yakmadı. Kutsiyet verdiler. İşte oradan kaldı İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde kalmış. Ondan sonra onu pişirdi yemiyorlar vesaire. O vejeteryan onlardan kalmış yani. Hep bir şey yemek. Oysa sünnette yok yani. Öyle demiş o Tanrı'yı kastederek. Yok ki Tanrısı. Ehriman Tanrısı. Risale'de de geçiyor. Ehriman'dır vesaire. Tanrı. Yani onu senin anladığın. Allah değil Tanrı'dır. Ben de onun için dedim. Yani çocuklara kötülük yapılıyor. Tanrı niye müsaade ediyor? Allah'la ne alaka şey var? Seni anladın. İkinci nokta. Uzatıyorum zannediyorsunuz ama içerisine hayatı koyuyor. Uygulanılır duruma. Yani buradan çıktığımız zaman kafamızda bir şeyler kalmasını istiyor. Birincisi neydi nokta? Nimet ve rahmet ilahiye şükür istiyor. Biz bunu yapmadık. Zulüm ve isyanımızla celbettik gadabıyla. Şimdi ikiye geliyor. Hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar bir zulümler oluyor ki rahmeti isteme yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Ya, niye böyle oluyor? Bak denizin dibindeki balıklar bile. Çünkü yağmur, biliyor musun böyle denizin, yağmur öyle biz biliyoruz yağmur. Ama denizin balıklarına yağmur gıdaymış biliyor musun? Rızıkmış. Ona ne oluyorsa, o anda ne reaksiyona giriyorsa bilmiyorum. Rızık. Hatta deniz dibindeki... Rızıya yağmur yağıyor ya, rızıda giren sular... Ne var ise denize çıkıyor. O da var tabii. Nehirin getirdiği var da bir de yağmurun bir de şeyi var rızık. Evet. Çıkıyorlar balıkların ben görmüşüm yani. Ben bu şiddet gelince balıkların üstüne çıktığını görmüşüm ben sandalda. Zalimlerden şekva ediyorlar. Demek ki öyle bir zulüm günah işliyoruz ki, işleniyor ki Allah'tan böyle rahmet istemeye. Hatta mesela bir tane söyle demişti. Ya diyor Allah bunu affeder neydi? Ya ben dedi utanıyorum o geçmişte yaptığım o günahı. Ya Rabbi onu dile getir bunu affet demekten utanıyorum. Hayal etmekten de utanıyorum. Ya Rabbi geçmiş günahımı affet diyorum diyor. Ya, yüzümüz kalmıyor. Üçüncü nokta ayette vardır. Öyle musibetten kaçınınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Bunun izahı biliyorsunuz 14. sözde depremde var. Bak öyle musibetten kaçınınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammede masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar. Şimdi bir yangın düşün. Yansa böyle bir yangın. Bu zalimler yanıyor, masumlar yanmıyor. Yani ne olur? Nikaza ne olur? Hikmet-i diniye bozulur. Din sırrı imtihan bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir-i Sıdık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibet-i ammede masumlarda bela çekerler. Ama Müslümanın malı ne oluyor? Malı sadaka oluyor, zekat oluyor. Ölmüşse şehit oluyor. Deprem bahsinde diyor ki, ya diyor deprem Allah ile ne alakası var diyorlar ya. Madenlerin erimesi veya patlamasından ortaya çıkan hareketten doğuyor. Usta bunları inkar etmiyor. Biz bunları inkar etmiyoruz. Neye benziyor? Şimdi diyor, orada örnek veriyor. Burada da vereyim. Bir adam tüfekle mermi atıldı öldü. Mermi girdi patlattı. Şimdi dese ki hakim, niye öldürdün? Hakim bey ben öldürmedim.
bu tüfek, bu iğne var. İğne kapsula gitti. Kapsulda kıvılcım attı. Kıvılcımın önünde barut vardı, o yandı. Yaran şey genleşir, arkaya gelemi döne doğru itti. Mermi ileri itti veya saçma ileri itti, vurdu. Tamam da oğlum, anlattığın sistem doğru. Bir mermi nasıl gider öldürür bu. Ama tüfeği bir doğrultan, iki kast edip tetiği çeken kim? Yani sen değil, sen değil, sen doğrultmuş, çeken kim? Şimdi madenlerin doğru tüfek gibidir. Tüfek kabzası var, iğnesi var, tetiği var, şu var, bursu var. Tamam dedi ama bunu çeken kim? Yani madenler doğru sistem olarak, doğru desin madenler böyle. Hani ilk önce emrediyor, sonra madenler hareket ediyor, biz diyoruz. Onlar diyor ki madenler hareket edip bu oluyor. İlk önce emrediliyor çünkü vay ettik diyor Allah. İzâ zulcelâtü erdû zilzâlehâ, fark şu. Allah emrediyor, deprem oluyor. Yani madenler bir şey kullanıyor, mesela Allah elmayı verecek, ağacı kullanıyor. Ağacı yapıyor, sonra veriyor. Şimdi onlar diyor ki, madenler şey yapıyor, ondan sonra sağlanıyor. Tamam, madenleri biz öncesine Allah diyor, bu emrediyor, vahyediyor ve ilham ediyor. Ondan sonra, evet, bu tüfeği anladınız değil mi? Biliyorsunuz zaten. Tüfek sistemdir. Ha, onu kasteden, o şekilde sistemi kuran o madenlerin dışında birisi. Demek ki Ebu Bekir Sıddık ile Ebu Cehiller aynı yerde oldukları zaman, yani o yansa, o yanmasa sistem bozulur. Yani sır bozulur, imtihan sırrı bozulur. Onun için zalimlerin içinde mazlumlar da yanıyor. Kâr ne? O tüfek misalini vereyim. Adam öldü. Peki maktulun, ölenin mükafatı ne? Vallahi iğne gitti, kapsül ateşlerini yandı. Kim mükafat verecek? Kim var ortada? Kimse yok. Allah demesen bu zararı var. Ama Allah diyenlerin şu kârı var. Bu adam öldü mü? Bu adam öldü depremde. Malı zekat oluyor. Ömrü şehit oluyor. Mükafatı var. Allahsız bakarsan niyazi oldu gitti. Malı da gitti, kendisi de gitti. Hiçbir kârı yok. Çünkü bilen ona acıyıp da hazinesinden verecek kim verecek? Devlet verir abi. Lan öldükten sonra devletin nesini verecek? Adam öldü işte. Çocuğuna veriyor. Çocuğu değil ki o. Yani ben çalıştım çocuk diyor. Böyle bir adalet mi olur? Bana vereceksin. Çok acayip bir şey ya. Bakın eğer Allah denilmese, hani var ya bir tane mezarlık, vurdu vurdu vuruldu. Evet işte. Vurdu vuruldu. Vuruldu. Niyazi gitti diyor. Şimdi Allahsız düşününce hiçbir şey yok yani. Dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hileler ile, burası çok önemli. Şimdi malda niye biz de sallanıyoruz? Malda ve rızıkta hileler ile, suistimal ile, yani özel hayatımızı bile suistimal ile, rüşvet de çok karam karıştı ve ekinciler kendi malın hakkıyla sahip olamadı. Balı kesede soğan. Bize bak, soğan krizi vardı ya seçimden önce. Adam zengin gelmiş, tarlayı komple almış, tamam demiş. Satın aldım, tamam, çıkartmayacaksın. Zengin. Sonra piyasada böyle kriz böyle olmuş. O Müslüman aman sakalı hacı, para ne diyor, ben paramı aldım, isteyeceğim. Ne yapması lazım? Kendi malının hakkıyla sahip olamıyor. 10 kuruş alıyor domatesi, piyasada 5 lira. Yani bir de düşün bir de. Ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olamadı ve 10 adamdan 2-3 tam rahmete mustahak ise ekincilerin malından istifade edenlerden 5-6'sı ya zulüm ile ya haram karıştırmakla ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Bu sefer bir duruma geliyor ki mesela Kırıkhan'da var biliyorum. Adam tarla ekecek parası yok. Toptancıdan, tefeciden, faizle para verenden para alıyor ki traktörle süreyim, tohumu alayım. Bu sefer ona satmak zorunda kalıyor. Tamam, o da diyor ki ben sana bunu veriyorum. Bir, sanki bedava veriyorum. Şu kadar faiz olacak, malını da bana satacaksın. Ona
sonra ekiyor, yiyor, satıyor. Başka bir şey yapamıyor. Kar elde edemiyor. Faiz. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de faizin en çok olduğu yer neresidir biliyor musunuz? Kırıkhan'da değil. İleride bir tane şey var. İlçe gibi bir şey bende var. Hasya'ya giderken. Aktepe. Aktepe faizin Türkiye'nin en çok olduğu yerdir. Hepsi de borçlu bankaya. En çok bankaya da borçlu olan ve en çok kurs olan yer de orası. Ekmediği mahsulün parasını çekiyor adam bankadan. Evet. Daha ekmediği tarlanın tapusunu götürüyor. Faizle para çekiyor. Ondan sonra bankaya çalışıyor. Her sene içeriye giriyor her sene. Ekmediği mahsulün parasını çekiyor. Tapuyu götür. Ve faiz helaldir diyen bir tane dini cemaat var. Onların da Türkiye'de o küçük beldede, beldeye göre, kişiye göre en fazla kurs olduğu yer orası. Faiz helal dendiği için orada kurs en çoktur, faiz en büyüktür. En şeyde zelil orada oluyor. Onların da yetkisi var. Sonra Kırıkhan ve Adana geliyor. Tarla, ya hiçbir şey yapmıyorsun ki. Veriyor da veriyor fışkırı. Nasıl fakir olabilir ya? Usta'da da olmuş ya, bu insanlar nasıl fakir olur ya diyor. Üzüm balları acayip. Haram yiyor, nasıl yiyor? Öşür vermiyor. Bir tanesi dedim ki, ne öşürü dedi ya onu alın. Havuç etti Kırıkhan'da. Hocam ne diyorsun, bir dakika dedi ya. Art niyeti değil. Zekatı veriyoruz dedi. Zekat o, malı sattıktan sonraki o paranın zekatı olmaz. Havuç, onun öşürü var. Öşür ayrı, zekat ayrı. Zekat, ticaret mallardan oluyor. Öşür, ziraat maldan oluyor. Ha? Şimdi, acayip bir hal. Burada, ekinciler malına sahip çıkamıyor. Memur mesela, trafik polisi, şudur budur, subaydır. Hukuk mesela, mahkemeleri bildiğim için. Ne yapıyor? Rüşvet de çok haram karıştığı için. Adam 10 bin lira maaş alıyor, geçinemiyor ya. 10 bin lira. Allah'ını seversen ya. Bir de lojmanda oturuyor. Akıl hafsalar duruyor. Niye? Rüşvet karışmış. Haram. Beşinci nokta. Risale-i Nur bu Anadolu memleketine, belaların define emniyetli bir vesiledir. Risale-i Nur. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması küllü bir sadaka nevinde semavi ve arzı belaların define çok emaneler ve çok hadiseler tebeyyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında öyle olmuş, yazdırmıyor. Veya toplattırıp imha edecekler. Zamanında 4 defa zelzelelerin başlaması. Risale-i Nur'a hücum edildi. Yazı toplattırıldı, o yazılmıyor. Baskılar olduğu zaman tam oldu. Bir de ustadın mahkeme anında olmuş. Mahkemeyi yürüten hakim bile kaçtı, binayı terk etti. Usta tek kaldı binada. Biliyorsunuz hatırladı. İntişariyle durmaları, yani deprem oluyorsa risale hizmetleri olmuyor demektir. Mağlup, çünkü deprem aslında diyor ki, ya orada ehli hakikat azaldı veya var ama zalimler galip durumunda gibi. Ve o akşam avcılarda X'ler toplanmışlardı, karar alıyorlardı. Bu olaydan. Tabi tebeyyün ediyor. 99 depreminde de Gölcük askeri şehitinde Kur'an-ı Tövbe estağfurullah, daha 1000 sene daha çıkamayacaksın diye ortada bir havuz var. Attıkları anda havadayken oradaki kurmay albay anlatıyor. Müslüman da öyle deyince ben çıkıyordum. Çıktı Allah şey yaptı. Yerle yuftan etti. Dibe indi komple. Niye orada oldu? Niye o saatte oldu? Orada o kararı. Daha 1000 sene gazeteye çıkmış. 1000 sene ayağa kalkamayacaksın demiş. En az. 1 sene sonra darmadağın oldular. Şimdi tam o anda işte tam karar alıyorlardı İstanbul bu başkanım dahil avcılarda. O kararın içindeyken. Boşuna olmuyor. Demek ki bak depremi ne oluyor? Diyeceklere bak bak. Resul okumasından falan diyor. Baza bak diyeceklere benim. Bu yayınlar.
yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları, Anadolu'da eksel okunması, ikinci harbi umuminin Anadolu'ya girmemesinin bir vesile olduğu gibi. Mesela İsmet İnönü'nün siyasetiyle girmedi. Ne alakası var? Millet isyan ettirmek için neler yapmış? Buğdayları, hayvanları toplayıp denize döken zattır. Günlerce, haftalarca sahile vurmuş yani. Tamam olmadı, savaş için topladım. Dağıtsaydın milleti, denize dökmüş. Çünkü Rusya'da uyguladığı bir metot vardı. Komünistlik nasıl olacak? Halkı aç bırakacaksın, sana itaat etsin. Aç bırakmasa sana itaat etmez. Mantığıyla aç bırakıldı. Yani onunla Anadolu'ya İkinci Dünya Savaşı girmedi zannediyor. Oysa niçin girmemiş? İkinci Harbi Umumi, niçin bunu söyledim tarih bilgi? Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu gibi Süleyman As işaret ettiği bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatına ve vatana menfaatlı olduğuna dair kararını mahkemeyi temiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale'nin intişar ve okunmasını beklerken bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi bizi de o cihette konuşturmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadaka-i maneviye karşı çıkmadı. Günahımız neticesi kuraklık başladı. Şimdi 2017'de iki defa gökte taş gibi büyüklükte dolu yağdı. Hatırladınız mı 2017? Hangi günlere geliyor bir bakın. Camları parlıyor. Cevizde büyük. Bir. İkincisi, kardeşim biz Risale'yi okuyoruz odada. Tayra abiye sormuşlar bunu. Tayra abi, biz okuya bu belaların defi nasıl olacak ya? Adam soruyor. Ben diyor evin bir köşesinde, otelde bir yerde zina yapsam, içki içsem, kainat niye edite geliyor dedi. Aynı soruyu şöyle, ben bir köşede cevşen okusam, Kur'an okusam, Risale okusam, bu derste toplansa şimdi, ya bu belayı nasıl durdurur, ne alakası var bu derste? Dedi. Nereye okudu hatırlıyor musun Resul, Tayyip abi bu soruya? Kastamonu 70 hatırıma geliyor mu abi? Kastamonu 70 mi? O şefkat, şiddeti şefkat. Kainatı hiddete getiren diyor ya abi, günahlar. Bir kişinin günahı tebeyyüne diyor. Kainatın heyetin itibasına dokunuyor. 70 mi? Evet. Bakayım onun okuduğuna bilmediğim için ya. 70. Ha 70 neresi? 75 mi olacak? 70 abi. 71 ve 70. Sonu. Sonu mu? Solun alt, sağın altı tarafı abi. Fesuman abi nasıl mı? 70 bu. Ha burası o zaman 71. Ha burası evet. Ahir zamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yükün teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Acaba adi bir adam binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o ahir zamanda bilmediğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kainatın heyet mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları baştan Arap olmasına sebebiyet verir diye düşündüm. Şimdi bu zamda mutaddit esbabını gördük maşallah. Bu bir ders, bunu yapalım. Tamam, çok güzel, tebrik ederim bunu. Tahir abi nereyi okumuş biliyor musun? Başka bir noktadan bakmış. Tahir abi de işaret edeceğiz. Kaçtı? Yufsidûne fil arz. Bakayım. 9 kaçtı? 174. Şuraya okumuş. Bak yeri gösteriyor. Bir fasıkın fıskı ile bir günahkarın günahı ile ağzın müteessir olması akıldan uzaktır. Uzun değil ha, o kadar bir yer. Diyor ki madem küre arzda nizam var, muvazene de olmalı. Yani nizam varsa dengede var. Hatta nizam muvazeneye tabidir. Binaenaleyh bir makinenin dişleri arasına küçük bir şey düşerse makine müteessir olur. Belki faaliyeti de durur. Yani saat düşünün. Saat.
çatları ne kadar hassas değil mi? Ufak bir toz saati durdurur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılırken terazi muvazı olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilse muvazenesi bozulur. Şöyle ter, hassas büyük ama çok büyük ama hassas terazi düşünün. Dağ var, dağ var. Buraya bir ceviz koysak bunu dibe, bunu yukarıya alır değil mi? Ya Allah Allah, bir ceviz daha yukarıya nasıl alır ya? Alıyormuş bak. Ya bir kişinin günahı ya nasıl hiddete getiriyor? E bir ceviz daha kaldırıyor işte. Daha kalktı, daha indirdi. Faraza diyor, iki dağ birbirine teraziyle tartılırken terazi muvazi dengede olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilave edilse muvazene bozulur. Dünyanın da manevi nizam makinesi böyledir. Mütemerrit bir fıskın fıskı ağzın muvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olur. Yani Berat gecesi Allah nasıl muamele ediyor? Bir sene toplanan iyilikte bir tarafa, kötülükte bir tarafa ona göre gelecek sene muamele ediyor. Son madde ve bitti dersimiz. Altıncı nokta, yağmursuzluk bir musibet ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla pek ciddi nedamet ve tövbe. Ha ne yapacağız deprem? Aynı kan. Yağmursuzluk ya deprem. Ne yapacağız? Yağmursuzluk veya deprem. Ben uyduruyorum depremi. Bir musibettir. Cezai amel bir azaptır. Cezai cinsi amel. Amel, ceza amel cinsindendir. Buna karşı ağlamakla, hüzün, kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla pek ciddi nedamet, pişman olmak, günahlara tövbe etmek, istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergâh-ı ilahi iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyette mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler eksel nasır niye geldi? Umumi musibet eksel insanların hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale'nin şakirtleri dünyaya çok emret vermediğimizden dünyaya yalnız Risale'nin için baktığımızda biz kendi hatta bilim adamları madenler noktasında baksın bize malzeme versin. Biz kendi aramızda maç seyretmiyoruz bugün. Maç veya siyaseti terörize karşı seyretmedik. Kendi aramızda konuşuyoruz. Kimseye alakadar etmiyor. Biz kendi. O dolayısıyla Risale-i Nur'la bakıyoruz depreme, yağmursuzluğa. Diyor ki biz de diyor Risale-i Nur, bazılar ya deprem neyle yorumluyor. Desem de kardeşim. Risale-i Nur için baktığımızdan bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. Risale'nin hizmetine zarar verince depremler yol buluyor. Giriyor. Ne zaman Risale'nin hizmeti açık? Niye Risale'nin asıl ciddidir? Diğeri ne kadar yaparsa yap, aslın çıkış yolu olmadığı için ne yaparsa yap, mukabele etmiyor musibete. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanda burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de risalelerim de iade edilecek, tam serbest ve intişarı külüleşecek ve rahmet dahi tam olacak. Vahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. Evet, o kardeşler bir tanesi gelsin. İkiniz de bir tanesi gelsin. O siz karar vereceksiniz. Ben karışmam. Kafanızın içinde okunuyor gibi düşünün. Kafanızın içinde. Çok şifa olacak. Allah.
billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhâha. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.